Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTIT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 38. günün ikinci dersine yani bugünün son dersindeyiz doğru denklemlerine devam ediyoruz daha doğrusu doğru denklemi yazmaya devam ediyoruz hemen kitabımızda nerede kalmıştık onu bulalım notta kalmıştık galiba evet sayfa numarası 219'un sağ tarafında kalmıştık sonra 220 221 ve 222'nin de sol tarafını işleyeceğiz sizinle birlikte yani noktanın doğruya olan uzaklığına kadar geleceğiz. O zaman hadi hazırsak derse. Başlayalım. Şimdi şu nokta kalmıştık ve şu soruda ne demiştik? Bu soruda biz eksenleri kesen noktaları belli olduğu zaman iki yoldan çözmüştük. Ya Gerçi eğimi iki yoldan bulamıyorduk. Doğru denklemi yazarken eğim belli, nokta belli, doğru denklemi şeklinde yazacağız. İki soruyu cevaplayacağız. Ama şu şekilde eksenleri kestiği yerleri verilen bir doğru verildiği zaman bu doğrunun denklemi çok kolay bir şekilde yazılıyor kardeşim. Bu doğrunun denklemi x bölü x'e x eksenini kestiği yer y bölü y eksenini kestiği yer bunları topluyoruz ve bu da eşittir 1 diyoruz. Bu formülle çık. Mesela bir önceki soruda x eksenini kestiği yer neydi? Eksi 3'e 4 değil mi? Şöyle bak şurası eksi 3 burası 4. Bir önceki soruda x bölü eksi 3 artı y bölü 4 eşittir 1'den hemen 4 ile eksi 3 ile çarpıyoruz ve karşımıza ne geldi? 4 x eksi 3 y eşittir eksi 12 geldi. Gerçekten öyle miydi bir önceki soruda? 4 x eksi 3 y artı 12 eşit 0'dı. E, buradaki eksi 12'yi buraya atarsam artı 12 eşit 0 olur mu? Olur. Evet kestiği yerler belli belliyse bu şekilde de yapabilirsiniz. Aklınıza gelmezse hocam eğimi bulurum. Nokta da belli. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denkleminden zaten ben sonuca ulaşırım diyebilirsin. Sana kalmış. Hemen gelelim örnek 46'ya. Ya direkt hali hazırda ben sana şunu verir miyim? Hiç öyle bir soruda sorar mıyım? Yapmışım zaten bir öncekiyle ilişkilendirmişim. Yok efendim şuradaki noktayı vereyim de. Buradaki noktayı vereyim. Buradaki noktayı vereyim. Denklem nedir sorusu. Zaten biz bunu çözdük kardeşim. Burada çözdük. Aha burada da çözdük yani kısa Şimdi şöyle bir soru. 46. soru. Ne diyor? Dik koordinat sisteminde eş iki tane kare var çizilmiş bu şekilde. Eş iki kare ise bir kenar 2 kök 5. 2 kök 5 ve 2 kök 5'leri şöyle yazalım. O zaman buraya da ne kaldı? Kök 5 kaldı. Burası 2 kök 5. Burası da 2 kök 5 oldu. Şimdi burası 90 derece. Hocam burası da 90. E burası da 90. 90'lar ama da şu. Ne yaparız? Hocam alfa beta'ya dalarız. Alfa beta. Alfa beta. Yani bizim şuradaki üçgenlerimiz ne oldu? Benzer oldu. Ve hatta güzel sevgili dediğimiz bir benzerlik var. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. E, o zaman burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'dir. Yani burası a iken burası 2a'dır. E 1 2 kök 5 üçgeninden küçük olanın kök 5 katı a kök 5 2 kök 5 ise a buradan kaç gelir? 2 gelir. 2'ye 4 olur. Şimdi bizden ne isteniyor? dk doğrusunun denklemi isteniyor. dk doğrusunun denklemi de hocam şurası da kök 5 2 kök 5 ise kök 5 katı 5 yapar. Burası 7 yapar. x eksenini kestiği yer belli. y eksenini kestiği yer belli. O zaman bu denklem de belli. X bölü 7 artı Y bölü Y ekseni kestiği yer eşittir. Birden sonuca ulaşırız. Bunu 4 genişletelim. Bunu 7 ile genişletelim. O zaman ne geliyor buradan? Hocam 4X artı 7Y bölü 28 eşittir 1 ya. Eşittir 28 şeklinde buluruz cevabı. Ha. Eksi 28 eşit 0 şeklinde de olabilir. Cevap anahtarında artık nasıl düzeltmişse 4X artı 7Y eşittir 28 demiş cevap anahtarında da. Herhangi bir sıkıntı yok. Geldik bir sonraki soruya. Aa, dikdörtgendeki soruyu çevirmişim. Hep ne diyoruz? Böyle bir konudaki bir soruyu sadece o konudaymış gibi düşünme. Mesela dikdörtgende böyle bir soruyu atlamıştım. Aynı soru dikdörtgendeki, dikdörtgende de sorulabilir. Mesela ben burada yaya geçidinden geçerek D'den başlayan bir kişinin B'ye en kısa yoldan gitmesi sadece klasik bir soru olarak yani nesil bir soru daha doğrusu. Dikdörtgende sorulabilir bir soruyu bu sefer analitik geometriye çevirmişim. Güzel bir soru. Doğru denklemlerini sormuşum ama soruyu şöyle bir sana okuyayım. Aşağıda bir yolun dikdörtgen biçimindeki bir kesiti verilmişti. ABC dikdörtgenin çevre uzunluğu 40 metredir. Çevre uzunluğunu kullanalım. Hocam burası 6 iken burası da 6. Toplam 12 yaptı. E 40 metre ya, şu ikisinin toplamı da 28 yapacak. Değil mi? Evet 28 yapacak. O zaman 28 yaptıysa 14 14 olmak zorunda. Buraya 2. Buraya da ne kaldı? 6 kaldı. Sonra iki köşenin yaya geçtiğinden en uzak köşesine dik uzakları verilmiş. Yani şunlardan bahsediyor. 12 ve 8'den bahsediyor. Buna göre diyor AB x ekseni. Hemen AB x ekseni yapalım dostlar. Şu şekilde abx x ekseni oldu. Sonra AD de y ekseni oldu olacak şekilde diyor. Hemen bunda y ekseni yaptım şöyle. Kabul edilirse yaya geçidinden karşıya geçmek şartıyla d köşesinden b köşesine en kısa yoldan giden bir yaya hangi doğrular üzerinden gitmiştir diye soruluyor bize. Şimdi biz yaya geçidinden gideceksek, d'den başlayacaksak böyle gelip böyle gelip böyle mi giderim? En kısa bu mu olur? Ya da böyle gelip böyle gelip böyle mi giderim? En kısası bu mu olur? Ki iki çizdiğim uzunlukta eşit bu arada. Ya da böyle gelip böyle gelip böyle mi giderim? Ki bu da diğerleriyle eşit uzunlukta. E arkadaş en kısası isteniyor bizden. İlk önce yaya geçtiğine ulaşmam lazım. Yaya geçtiğine kadar aha böyle geldim. Şuraya kadar geldim. Buradan sonrasında böyle mi giderim karşıya? Yoksa devam edip buradan mı giderim karşıya? Ya da direkt karşıya şöyle çapraz mı giderim? Tabii ki en kısası çapraz olur. Hop en kısası böyle çapraz giderim kardeşim. Ondan sonra da buradan da B'ye kadar gelirim. Yaya geçidinden geçmiş sartılı dediği için gittiği yollar bu olur. Ha dikdörtgende sorulmuş olsaydı hocam Pisagor bağıntısından 6 bu burası 2 burası 6 burası 6 kök ki burası yapar. En kısa gittiği yol hocam 2 gitti 6 kök gitti bir de 6 gitti deriz. 8 artı 6 kök ki olur. Al sana dikdörtgenlik bir soru. Ama ben burada ne sormuşum? Bu gittiği yolların denklemlerini sormuşum. Hangi doğrular üstünden gider diye sormuşum. Arkadaş ilk önce şuna bir bakalım. Şu doğruya bakacak olursak bu eksene dik ve burası 6 noktası ya 6 noktasında y eksenine paralel pardon x eksenine paralel bir doğru y eşittir k doğrusu şeklinde ol olmak zorunda. X'i kesmiyor çünkü. O zaman birinci doğrumuz nedir? Hocam şuraya yazalım çözümü. Birinci doğrumuz y eşittir 6 doğrusu. İkinci doğrumuz direkt ben şunu hallettim. Şunu yazmayayım. Bu daha kolay gibi duruyor. Hocam bu da x eksenine paralel hatta x eksen üzerinde. X ekseni diye mi yazacağım? Hayır x ekseni diye yazılmaz. Şimdi bu x ekseninde paralel olan bir doğru. Birden geçseydi x eşittir y eşittir 1. 2'den geçseydi y eşittir 2. Y eşittir 3. Y eşittir 4. Ki burada da y eşittir 6 dedik. O zaman bu da sıfırdan geçiyorsa bu da nedir? Y eşittir eşittir 0 doğrusudur bu da. Yani x ekseni nasıl temsil ediyormuş? Y eşittir 0 şeklinde. Peki y ekseni nasıl temsil edilirdi? Şu hocam bu x eşittir 1, x eşittir 2, x eşittir 3 ya bu da x eşittir 0 şeklinde temsil edilir. Bu da bir bilgi. Şimdi bunu bulmaya çalışacağım. Hocam ben şuradaki noktayı biliyorum. Buradaki nokta nedir? 2 birim sağda 6 birim yukarıda. Buradaki noktayı da biliyorum. 8'e 0 noktası 8 birim sağ tarafında. E bizden ne isteniyor? Bunun denklemi isteniyor. Bunun denklemini bulurken 1 eğim bulacağım 2 nokta bulacağım. Hocam noktayı şu teş Eğime bakalım şimdi. Y'ler farkı bölü x'ler farkı deyip eğim bulabiliriz. Ya da eğim dediğimiz şurası alfa diyecek olursam tanjant alfa değil midir? Dik üçgen oluşturalım şöyle. Hocam buradaki dik üçgende tanjant alfa. Ki burası 6 birim burası da 6. A 45 çıkıyor. Tanjant alfa da 6 bölü 6'dan eğim kaç çıktı? 1 çıktı. O zaman eğimi 1 oldu. Değil sola yatık. Sola yatık olduğu için eksi 1 oldu. Eğimi eksi 1 ve noktası da bu olan doğru denkleme. Eksi 1 çarpı x eksi 8 eşittir y eksi 0 şeklinde oldu. O zaman x X artı 8 eşittir Y oldu. Atalım bu tarafa. Buradan da 8 eşittir X artı Y şeklinde mi oldu? Evet. Üçüncü doğrumuzda X artı Y eşittir 8 şeklinde bulundu. Evet. Cevabımız bu şekilde oldu gençler. Y eşittir 6. Y eşittir 0. X artı Y eşittir 8 doğrusu. Güzel bir soru. Sadece bunu analitikte düşünmeyin. Aynı zamanda dikdörtgende de sorulabilecek bir mantıkla bir soru. Hatta özel açı verilip biraz daha yayı geçidi eğik verilip özel açıyla da ilgili her konuyu uyarlayabiliriz bu soruyu. Bak kitapta Birbirinden farklı soruları ne yapıyoruz önünüze sunuyoruz. Yani bu sizi geliştiriyor zaten. Yani ben bu soruyu dikdörtgende sorsaydım, sonra da gelip burada sana sorsaydım sıkılırdın. Hep aynı tarz, hep aynı kalıp olacaktı. Ne bileyim? Atıyorum bir makas sorusu. Üçgende sordum, dörtgende sordum, beşgende sordum. De, geldim çembere çemberde sordum, geldim burada sordum. Sıkılmaz mısın? Sıkılırsın. Bak seni dikdörtgene de yönlendiriyorum böyle. Geçmişini de halletmeye çalışıyoruz böylelikle. Geçmişini de sağlam. Alamlaştırmaya çalışıyoruz daha doğrusu böylelikle. Evet kitap o yüzden fena yazıldı ha. Fena yazıldı. Sadece konu fazla düşünme. Geldik şuraya. Analitik düzlemde iki, eksi 2'ye 3 noktasından geçen ve bu doğruya paralel olan denklem bulunur. Arkadaş soruyu okurken anlamadık mesela. Anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizmek lazım. Özel durumlar olsaydı analitik düzlemde göstermek lazımdı. Özel durum yok. A noktasından geçecekmiş. Eksi 2'ye 3 noktasından geçecek ve bu doğruya paralel olacak. 4x eksi 3y pardon 4x eksi y artı 9 eşit 0 doğrusuna paralel olacak. E şimdi bu noktadan geçen ve buna paralel ando bu doğrunun denklemi isteniyor. Denklem isteniliyorsa kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Hocam bizden bu doğrunun denklemi isteniyorsa bu doğrunun eğimini bulmak zorundayım. Ve noktada var zaten burada. E iki doğru paralel verilmiş. Paralellik boşu boşuna verilmez. İki doğru paralelse eğimleri birbirine eşittir. Hemen şunun eğimine bakalım. M1 dediğimiz eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani 4 bölü 1 yaptı. 4 yaptı. O zaman M2 dediğimizde eğimleri eşit olduğundan burası da 4 oldu. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. M çarpı bıkmadan usanmadan yazacağım. X eksi X0 eşittir. Y eksi Y0. Bizim için en önemlisi. O zaman 4 çarpı X eksi eksi 2. X artı 2. Y eksi 3 e eşittir. 4 X artı 8 eşittir. Y eksi 3 oldu. Buradan da Y eşittir. 4 X artı 11 mi oldu? Evet. Ya cevap budur ya da 4 X eksi Y artı 11 eşit 0 şeklinde olabilir. Cevap anahtarına bakalım şimdi cevap anahtarı 4x eksi y artı 11 eşit 0 şeklinde verilmiş. Ya bu şekilde x'in kas sayısı 0 e, burada y'yi yalnız bırakırlar diye söylemiştik. Ya da x'in kas artı olan şıklarda olur diye söylemiştik. Şıkka göre davranacaksın burada. Evet kolay bir soru. ÖSYM'nin sorduğu bir soru bu arada. Soracağı bir soru da. Yani eks, eskimeyecek sorulardandır. Ha evirip çevirip farklı bir türle karşınıza getirebilirler sadece. Şimdi geldik örnek 49'a. Dik koordinat sisteminde bir kenarı ikinci açı ortay doğrusu üzerinde olan ikinci açı ortay doğrusu neydi? Hocam direkt ki eşittir eksi x doğrusuydu. Yani buraları 45 45. Ve bir kare çizilmiş burada. Kare dediği için burası da 3 kök kim oldu? Evet. Şimdi karenin kenar uzunluğu 3 kök olduğuna göre a diye doğrusunun şunun şey isteniyor. Arkadaş karenin bir kenarı da ikinci açı ortay doğrusu üzerinde vermiş. Yani bu doğrusal. Doğrusal olması ne anlama geliyor? Hocam burası kareden 90 ya burası da 90 yapar 180'e tamamlamadan dolayı. Sonra 45 90 sa bak burası da 45 çıktı. E hocam 45 90 sa burası da 45 çıktı mı? Çıktı. Şimdi 3 kök ise burası da 3 kök 2 kök katından dolayı 6 oldu. Hocam benden bu AD'yi taşıyan doğrunun denklemi isteniyor. O zaman AD'yi taşıyan doğrunun denklemi için kendime iki soru soruyorum. Bir eğim iki nokta. Eğim var mı? Var tabii ki. Sola yatık eğim açısı da 45. Eğim dediğimiz eksi tanjant 45'tir. Sola yatık olduğu için eksi 1'dir. Nokta var mı? Var tabii ki. 6 birim solda. Burası eksi 6 ya 0 noktası mı? Evet. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazacağım. M çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'da. Sonra devam ediyoruz. M dediğimiz kaç? Hocam M dediğimiz eksi 1'de. Eksi 1 çarpı x eksi eksi 6 artı 6. Y eksi noktadaki y yani y eksi 0 yaptı. Eksi x eksi 6 eşittir y yaptı. O zaman denklemde ne yapacağız? Y'yi yalnız mı bırakacağız? 49'a bakalım. Y ye yalnız bırakıldığında ya cevap bu çıkacaktır ya da x'in katsayısı artı olan. O zaman hepsini öbür tarafa atalım. X artı y artı 6 eşit 0 oluyor. Bak bunu buraya attım bunu buraya attım. 0 eşittir. Aslında 0 eşittir bu oluyor da 0 sadece bu tarafa yazıyoruz. X artı y artı 6 eşit 0 şeklinde ve ulaştık mı? Cevaba ulaştık. Yani doğru denkleminde neye dikkat edeceğini biliyorsun. İki soru. Evet. 50. soruya geldik. Şekildeki ABC üçgeninde AC kenarının yüksekliği D doğrusunun elemanıdır. Hocam AC'nin yüksekliği şu AC'ye ait yüksekliği doğrusun doğrusunun elemanıysa adam bize burası çaktırmadan 90 derece diyor kardeşim. E madem burası 90 derece oksanı yapıştırdık. D doğrusunun denklemi nedir diye soruluyor. Şimdi denklem soruluyorsa kendime iki soru soruyorum. 1. Eğim 2 nokta. Hocam nokta zaten var bu doğru üstünde. O zaman eğimi bulacağım. Eğimi bulurken de bir bakıyorum ki ulay üçgen vermiş dik vermiş. Aa, dik vermiş diyeceksin. Dik verilmişse Eğimler çarpımı eksi 1. Yani bu doğruyla bu doğru dik. O zaman bu doğrunun eğimini bulmak zorundayım. AC'nin eğimini. AC'nin eğimi nedir? M1 diyeyim ona. Hocam Y'ler farkı 11-7. 11-7 bölü X'ler farkı. 5-9. 5-9 kaç yapıyor? 4 bölü eksi 4'ten eksi 1. E bunun eğimi eksi 1 ise M2 dediğim ne olacak? Eğimler çarpımı eksi 1 olacak ya. Artı 1 olmayacak mı? Evet. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazacağız. O zaman neydi? M çarpımı çarpı x eksi x sıfır. Yazıyorum ki unutma y eksi y sıfır. M dediğim 1 çarpı x eksi eksi 3. Bak noktamız bu. N noktadaki x eksi noktadaki x. Yani x eksi eksi 3. x artı 3 yaptı. Eşittir y eksi noktadaki y. O zaman x artı 3 eşittir y eksi 1 yaptı. O zaman x artı 4 eşittir y yaptı. Yani y eşittir x artı 4 olur doğrunun denklemi. Ya da hepsini öbür tarafta toplarız. x eksi y artı 4 eşittir 0 şeklinde de olur. Şıklarda hangisi varsa y ya yayı yalnız bırakırlar dedik ya da şey yaparlardı. Ne ne yapmışlar burada? Y eşittir x artı 4 şeklinde bırakmışlar. Tamam şık da bunu gördüysen işaretlersin ya da buna göre düzenlersin. Ama cevap y eşittir x artı 4. Gelelim 51'e. 51. soruda da ne demiş? Dik koordinat düzleminde 4 x eksi 3 y eşittir alt doğrusuna dik ve 4'e 3 noktasından geçen bir d doğrusu veriliyor. Hmm. Buna göre d doğrusu ile eksenler arasında kalan üçgensel bölgenin çevresi. O zaman ben d doğrusunun grafiğini çizmek zorundayım. Grafiği için de doğru denklemi lazım bana doğru denklemini yazayım. Elimde bir doğru var. Şöyle bir doğru var. Bu doğrunun adı 4x 3y eşittir 6 ve bu doğruya dik olan ve 4'e 3 noktasından geçen. 4'e 3 noktasından geçen ve bu doğruya dik olan doğru. Hop şu değil midir? Evet. Bu doğrunun denklemini bulmaya çalışacağım. Hocam doğru denklemi yazılırken kendime iki soru soruyorum. Bir eğim iki nokta. Noktamız var. Mavi doğru üstünde. Eğim lazım bize. İki doğru dik kesiyor. Eğimler çarpma eksi 1'dir. Hocam bunun eğimi nedir? M1 diyeyim buna. Eksi x'in kas katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani 4 bölü 3 yaptı. Bunun eğimi 4 bölü 3 ise e, o zaman bunun eğimi de eğimler çarpı eksi 1. Ters çevirip eksiyle çarpıyoruz. Yani eksi 3 bölü 4 mu olacak? Evet eksi 3 bölü 4 olacak. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Hadi yazalım bakalım. Şurada m çarpı yani eksi 3 bölü 4 çarpı. Burayı yazıyorum. Çünkü e, grafiği buraya çizmek istiyorum. O yüzden. Eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi noktadaki x. Noktamız 4. Eşittir y eksi noktadaki y. Eksi 3x artı 12 eşittir eksi 3'ü buradan dağıttım. 4'ü de karşı tarafa çarpıyorum. 4y eksi 12 yaptı. O zaman 24 eşittir 3x artı 4y yaptı dostlar. Ya da 3x artı 4y eşittir 24 diyebiliriz. Şimdi bana ne diyor? D doğrusu ile eksenler arasında kalan üçgensel bölgenin çevresi isteniyor. Arkadaş burada ben x yerine 0 yazarsam grafiği çizmek istiyorsam x yerine 0 yazdığımda 4y eşittir 24'ten y'yi 6 bulurum. Y yerine 0 yazdığımda o zaman 3x eşittir 24'ten x de buradan 8 gelir. Hemen grafiğe çiziyoruz. X 8 Y 6dan geçen bir doğru denklemi isteniliyor bizden. Şu bu ve eksenler arasında kalan bölge üçgensel bölgenin çevresi soruluyor. Burası 6. Burası 8. Burası da 10 ya. O zaman çevre ne yapacak arkadaşlar? 6 8 ve 10'un toplamı olacak. O da kaç yapıyor o zaman? 24 yapıyor gençler. Evet örnek 51 böylelikle 24 olarak bulduk. Geldik örnek 52. Bir helikopter verilmiş. Şekildeki helikopter kendisiyle aynı düzlemde bulunan A ve B noktalarındaki hedeflere aynı anda ateş ederek onları aynı anda vurmak istiyor. Aynı tür silahla. O zaman aynı tür silahsa kurşunların hızları aynı olacak. Eşit hızlarda eşit mesafeye gitmesi için ne olması lazım? Eşit uzaklıkta olması lazım. He, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir helikopter mesela buradayken hem buna hem buna eşit uzakta olacak. Ya da buradayken hem buna hem buna buradayken hem buna hem buna eşit uzakta olacak. E bu eşit uzakta. Her iki noktaya da eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri soruluyor aslında bize. Bak bu farklı yerlerde de çıkar. Sözler olarak bir ifadede de çıkar. Adam bize bu şekilde ben bunu bu şekilde düzenlemişim ama aynı tür silahla ateş ediyorum. Aynı anda e, ikisine de aynı anda vurmak istiyorum. Yani iki noktaya da eşit uzaktaki noktalar kümesi diyor. İki noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesi derken hocam şunlar birbirine eşit olacak. Ben bunu nasıl bulacağım? Ya da buradaki şunlar birbirine eşit olacak. Ben bunu nasıl bulacağım? E AB verilmişse hocam bunun AB'nin orta dikmesi doğrusu üzerinde olmak zorunda bu. Orta dikme doğrusu üzerinde olursa o hop dik tabanı keş parçaya böldüğünden ikiz kenar. Burada da alsan dik tabanı keş parçaya böldüğünden ikiz kenar olur. Bak yeni güzel bir şey öğreniyorsun. Sonraki konularda da çıkabilir karşıda. O zaman ne yapacağım ben? Hocam AB'yi çizeceğim. AB'yi çizdikten sonra helikopteri tam bunun kenar orta dikme doğrusu üzerinden götürmem lazım ki ben şuradaki helikopter buna ve buna eşit uzakta olsun. Orta dikme doğrusu üzerinde olursa. Çünkü şöyle olursa hocam ikiz kenar olur. Burada da olursa dik tabanı keş parçaya bölür. İkiz kenar olur hocam bu da. Yani bu doğru üstünde kenar orta dikme doğrusu üzerinde. Mesela helikopter bu iki noktayı geçti. Böyle geldi. Buradan da etmeye devam ediyor. Hocam yine de dik tabanı keş parçayabiliyor. O zaman bunlar da işte oluyor. Yani kenar orta dikme doğrusu üzerinde hareket etmek zorunda. İşte bize ne diyor? Helikopter hangi doğru boyunca hareket etmelidir diye soruluyor. E o zaman bu doğru denklemini bulacağım. Bu doğru denklemini bulurken kendime iki soru soruyorum. Bir eğim, iki nokta. Hocam bu doğru üstünde bir nokta, buradaki nokta yok, buradaki yok, buradaki yok, buradaki yok, buradaki yok. A buradaki de yok da. Aa burası en azından bak orta nokta. Burayı bulabilirim. Bul burayı bakayım. 3 artı eksi 1 2 bölü 2'den 1'e 8 artı 5 8 artı 5 13 bölü 2 mi yaptı? Evet. 1'e 13 bölü 2 yaptı. E sonra ne yapacağız? Doğru denklemi yazmaya çalışıyoruz. Eğimlerden gidelim. Bu doğrunun eğimine M1 diyeyim. M1. Y'ler farkı 8 eksi 5 bölü x'ler farkı 3 eksi eksi 1 3 artı 1 yani 3 bölü 4 çıktı. O zaman M2 dediğimizde dik kestiği için ters çevirip eksiyle çarpacağım. Hocam bu da eksi 4 bölü 3 olmak zorunda. Eğim belli. No nokta belli. Doğru denklemini artık yazabiliriz. M çarpı M M M M M, M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır. Bıkmadan usanmadan yazacağım bunu. M dediğim kaç çıktı kardeşim? Eksi 4 bölü 3 çıktı. Çarpı x eksi noktadaki x yani 1 eşittir y eksi noktadaki y yani 13 bölü 2 diyeceğiz. 4 ile burayı çarpıyorum. 4x eksi 8 yok. Eksi 4x artı 8 yapar. 3 ile de karşı tarafı çarpıyorum. Eşittir. 3y eksi 39 bölü 2 yaptım burası. O zaman şıkları da bakayım da. Evet. X'in katsayısı artı olan şıklar da var. Tamam. Artı olanı o zaman bu tarafa atayım. Yani 0 eşittir. 4x artı 3y eksi 39 bölü 2 eksi 8. Hepsini öbür tarafa topladım. O zaman bu 4x artı 3y eksi 39 eksi 16. E, kaç yapıyor? Eksi 39 eksi 16. Toplayacağız. 45. 55 mi yapıyor? 55 bölü 2 yapıyor. Eşit 0. Şıklarda böyle bölü 2'li olmaz. Denklemi 2 ile çarparım. 8x 8x artı 6y eksi 55 eşit 0 şeklinde olacaktır cevabı dostlar. Evet sorunun doğru cevabını bu şekilde bulduk ama işlem hatası yapmışız. Hay ben benim ne yapayım ben beni. Hocam burası artı 8 eksi 8 diye. Ay artı 8 demişim şuraya ya. <laughs> Çok özür. Şurası 4 değil mi gençler? Evet baksanız ya bunda bunu çarparken artı 4 olacak burada. O zaman bu artı 4 ise şu da artı 4 olacak. Hemen düzeltiyoruz onu. Şu da artı 4. Eksi 4 olacak daha doğrusu. 4 kere 2 8. Ee, o zaman 39 artı 8 47 mi yapıyor? Evet burası 47 yapar. O zaman 2 ile de çarptığım zaman burası da düzeldi arkadaşım. Düzelince kaç yapıyor burası? 47 yaptı mı? Yaptı. O zaman cevap bu şekilde oldu. 2 ile çarptık. En son 2 ile çarptık gençler. Şu şekilde. Evet verdiğimiz kısa rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Şurada çarparken niye öyle bir şey yaptıysam 4 ile bunu çarparken eksi 8 demişim. Aslında eksi 4 şey artı 8 demişim. Aslında burası artı 4 olacak. Artı 4 olunca attım buraya. Eksi 4 oldu. Eksi 39 bölü 2. Eksi 4 de eksi 47 bölü 2 yaptı. Sonra da 2 ile çarpınca denklemi de 8x artı 6y eksi 47 eşit 0 şeklinde oldu. Ama güzel bir soru. Ben bu soruyu ÖSYM nasıl sordu biliyor musun? A'yı böyle verdi. B'yi böyle verdi. Sonra dedi ki A, B'nin kenar orta dikme doğrusunun denklemi nedir diye sordu. Ben soruyu ne yaptım? Daha da yeni nesilleştirdim. Vay efendim tüfeklerin şeyleri aynıymış da aynı tür silahmış da ikisine de atınca aynı anda vuracakmış da yani e, iki noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesi dedim. Hani biraz daha zorlaştırdım olayı. Ama sen bunu da öğrenmiş oldun. İki noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri kenar orta dikme doğrusu üzerindedir. Bak soru içerisinde bir şey öğreniyorsun. Tamam. Evet örnek 52 bu şekilde bulduk. Geldik örnek 53'e. Hmm. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Şöyle ilk defa göreceğim bir soru. O yüzden şöyle bir bana bak bakayım. İlk defa göreceğim bir soruyu şöyle bir yorumlayabilecek misin bakalım. Güzel bir şey tanımlamışım. O tanımladığım şeyi sende soru üzerinde yapabilecek misin merak ediyorum. Lütfen yapmaya çalış. Bir şey tanımlamışım. Onu anlamaya çalış. Anladığın şeyi de soruyu uyarla. Hadi ben soruyu çözmeye başlıyorum. Şimdi dik koordinat sisteminde AB başlangıç noktası 2'ye 1 olan apsis ve ordinatlara artan birim karelerin köşeleriyle kesişimi 5 nokta olan bir doğru parçası. Bak. Başlangıç noktası 2'ye 1 olan. Evet 2'ye 1 olan. Sonra ne diyor? Apsis ve ordinatı artan. Apsis artıyorsa sağa gitmeli. Ordinatı artıyorsa yukarı gitmeli. E evet. Evet gerçekten sağ yukarı gidiyor. Sağ yukarı gidiyor. Sağ yukarı gidiyor. Sağ yukarı gidiyor. Ve birim karelerin köşeleriyle kesişimi 5 nokta olan 1, 2, 3, 4, 5. İşte 5 nokta olan bir doğru parçasıdır demiş. Güzel. Buna göre tanımlamış ve şekil üzerinde bir şey göstermiş bize. Çok güzel bir şey göstermiş. Buna göre diyor başlangıç noktası 5'e eksi 2 olan başlangıç noktasını seçelim. 5 eksi 2. Hocam 5 neresi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tam olarak burası. 5 eksi 2 olan yerde neresi oluyor o zaman burası oluyor. Evet 5 eksi 2 olan 2 birimde aşağıda oldu. Sonra 5 eksi 2 olan apsisi azalan apsisi azalıyorsa sola doğru gideceğim değil mi? Ordinatı da artan yukarı doğru gideceğim. O zaman ben ne yapacağım? Sol yukarı doğru gideceğim. Mesela şöyle gidebilirim arkadaşım. Şöyle gidebilirim. Şöyle gidebilirim. Şöyle gidebilirim. Şöyle gidebilirim böyle gidebilirim. Bir sürü seçenek var. Soru okumaya devam edelim. Apsisi azalan ordinatı artan 100 noktalı en kısa doğru parçasını üzerinde taşıyan doğrunun denklemini buldunuz. Arkadaş nereye gideceğim? Sol yukarı gideceğim. Sol yukarı giderken 100 nokta belirleyeceğim ve o 100 noktaların sonunda en kısa doğru parçasını elde edeceğim. İşte bunu taşıyan doğrunun denklemi nedir diye soruluyor. Arkadaş sola yukarı giderken ben şu şekilde gidersem buradan başlayıp mesela şuraya kadar gidersem bir nokta ikinci noktayı böyle belirlerim. Ama bu bayağı uzun oldu. Bundan daha kısası da var. Buradan başlayıp şuraya gelirsem daha kısası oldu. Daha kısası da var. Buradan başlayıp nereden? Şuradan başlayıp Dur bakalım şu gitsin. Şuradan başlayıp şuraya gelirsem daha kısası. Hocam buradan başlayıp şuraya gelirsem daha kısası. Var mı daha kısası? Var. Şuradan başlayıp şuraya gelirsem. Sonra buradan başlayıp şuraya gelirsem aa en kısası bu oldu. Hem sola hem yukarı gittiğimde en azından ikinci noktada arasındaki uzaklığın en kısa olduğu yeri buraya buldum. Hocam dahası da var aslında. Buradan başlayıp şöyle gidersem uzamadı mı? 1 iki kök 5 üçgenler. Uzadı. Buradan başlayıp şöyle de gidersem aynı nokta. Ondan sonra buradan başlayıp şöyle de gidersem aynı nokta. Ama ikinci nokta burası oluyor. 100 nokta düşündüğün zaman daha uzun olacak. O zaman ben en kısa doğruyu elde etmek istiyorsam sola ve yukarı çıkarken buradan başlayıp iki noktası arasındaki uzaklığın en kısası olması lazım. Şu şekilde yani şu birim karelerin köşelerinde gitmem lazım. Böyle devam etmem lazım. Böyle devam ettiğim zaman bak bir burası iki burası üç dört beş altı yedi diye 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 yüze kadar gideceğim. Yüze kadar gittiğimde de en kısası ancak bu şekilde olur. Şöyle olur kardeşim. İşte bizden bu doğrunun Denklemi denklemi yok. gençler. E bu doğru denklemini bulmak istiyorsak kendimize iki soru soracağız. Bir eğim iki nokta. Eğimine bakıyorum. Hocam bunun eğimi x ekseninde yaptığı açı bak x eksenine paralel ya burası 45 derece ya da şurada kaçtan gidebilirsin. Ama eğim sola yatık olduğu için eksi tanjant 45 olmak zorunda. Yani eksi 1 oldu. Eğim belli. Nokta belli mi belli. İstersen bunu seç. istersen daha kolay noktayı seç. Hocam 3'e 0 noktasından geçiyor bu. Oradan da yapabilirsin. Hadi neyse elimizde bu var. Eğim belli. Nokta belli doğru denklemini yaz yazacağız. Hadi yazalım bakalım. M çarpı eksi 1 çarpı x eksi noktadaki x 5 eşittir. Y eksi noktadaki y. Noktadaki y de eksi 2 değil mi? Y eksi eksi 2 y artı 2 yapar. Buradan eksi x artı 5 eşittir y artı 2 yapar. O zaman ne yapalım? 3 eşittir x artı y yapar böylelikle? Evet. Şıklarda artık ne varsa x artı y eşittir 3 olabilir. X artı y eksi 3 eşit 0 olabilir. Y'yi yalnız bırakıp eksi x artı 3 şeklinde diyebilir. Hemen cevap anahtarına bakalım. X artı y eşittir 3 şeklinde bırakmış. O zaman ben de öyle bırakayım. Şu şöyle dursun. Cevap bu yapar. Nasıl bir soru? Çok güzel bir soru değil mi gençler? Gerçekten ama gerçekten. Gerçekten hoş bir soru. ÖSYM bu zamana kadar bak analitik geometride tamam yeni nesiller sordu. Genelde yeni nesilleri analitik düzlem çizmeyle ilgili oldu ama ya bu şekilde de bu sorulara da geçmesi lazım ya. Çok güzel bir soru çünkü bu ya. Gerçekten. Bununla ilgili bak şey yapmıştım hani D1, D2, D3, D4 dikdörtgenleri yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Gerçekten o soru da çok koç bir soru yani o ayardaki sorulara geçebilir bunlar seni geliştirebilir yani bir şeyi verip bir şeyi tanımlayıp burada senden öbür doğruyu böyle çizmeni isteyebilir. Bak en kısa doğru. 100 noktalı en kısa doğru parçasının üzerinde taşıyan doğrunun denklemi işte de bu şekilde oldu gençler. Evet gerçekten hoş bir soruydu. Geldik şimdi iki doğrunun kesim noktasına. Arkadaş iki doğru kesişebilir diye daha öncesinde söylemiştik. Ve kesim noktasını matematiksel olarak çözüm noktası da bu şekilde olduğunu söylemiştik. Nasıl olduğunu söylemiştik. İki doğru kestiği zaman tek bir nokta tek bir noktada kesir. İşte bu nokta nedir? Ortak noktasıdır. Her iki doğrunun ortak noktasıdır. E ortak noktası nasıl bulunur? Ortak çözümle bulunur. Ortak çözüm dediğimiz nedir? Hocam ya yok etme metodunu kullanacaksınız ya da yerine yazma metodunu kullanacaksınız. Ha genelde yok etmeyi kullanıyoruz ama y eşittir 3x, y eşittir x gibi şeyler verildiğinde de yerine yazma metodu da daha mantıklı oluyor gençler. Evet iki doğrunun kesim noktası ortak noktadır. Ortak noktayı da ortak çözümle bulacağız. Hadi bakalım örnek 54'e gelelim. İki doğru verilmiş kesim noktasını bulunuz demiş. Hemen 2x eksi 3y artı 1 eşit sıfırla. x artı 2y eşittir. Pardon. Eksi 3 eşit 0 verin. Ortak çözümle bulacağız. Ortak çözümle bulurken ne yapalım? Hocam x'i yok edelim. Şurayı eksi 2 ile çarpacağız. x'i yok etmek daha kolay. O zaman 2x eksi 3y artı 1 eşit sıfır doğrusuyla. Eksi 2x eksi 4y artı 6 eşit sıfır doğrusu mu yaptı bu? Evet. Taraf tarafa topluyorum. Şunlar naray oluyor. Eksi 7y artı 6 artı 7 eşittir sıfırdan. Buradan 7 eşittir 7y'den y'yi buradan bir buluruz. Herhangi bir denklemde y yerine bir yaz. Mesela x artı 2y eksi 3 eşittir 0 ya. Y yerine bir yazdığımızda o zaman x artı değil eksi oldu. x eksi 1 eşit 0 olduğundan x de bir bulduk. Kesim noktası nedir? x virgül y'dir. x'i bir bulduk. y'yi de bir bulduk. O zaman kesim noktası bire bir noktası yaptı dostum. Bu kadar. Ortak çözüm yapalım. Ortak çözüm yapacağız. Geldik diğer soruya. Diğer soruda da analitik düzlemde y eşittir işte, eksi 2x doğrusuyla bu doğru Doğruyu bu doğru, bu doğru, bu doğru ile bu doğruların kesim noktasından geçiyor. Hmm, arkadaş ben bununla bunun kesim noktasını bulamam ki. Çünkü bu denklem belli değil. O zaman soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiz kardeş. Şimdi yeştir bu doğru. Şu iki doğrunun kesim noktasından geçecekmiş. Bir doğrumuz hocam 3x artı y eksi 1 eşit 0 doğrusu. Öbür doğrumuz da 4x artı k eksi 10 eşit 0 doğrusu. Şimdi soruyu bir daha okuyorum. Bu doğru şu iki doğrunun kesim noktasından buradan geçecekmiş. O zaman buradan geçen doğru da şu şekilde olacakmış. Ne doğrusuymuş bu da? Y eşittir eksi 2x doğrusu. E o zaman ne yapacağız? Hocam bu iki doğrunun kesim noktasını bulayım. Sonra bu noktayı bulunca denklemde yerine yazayım dersin. Ama bu iki doğrunun kesim noktasını bulmak sıkıntılı değil mi? Evet bak şekli çizince artık bir şeyler çıktı meydana. Hocam ben niye bu iki doğrunun kesim noktasıyla burayı buluyorum ki? Sonuçta bak bu doğru belli. Bu doğru belli. Ana bu doğruyla bu doğrunun kesim noktası da burası. O zaman ben bu iki şekille şu ikisiyle kesim noktasını bulabilirim. O zaman ortak çözüm yapayım burada. E ne yapayım? İki denklem var. Yok etme metodunu kullanmaktansa yerine yazmayı kullanayım. Y eşittir Eksi 2x demiş ya. Yazayım yerine. 3x artı y Y yerine eksi 2x yazıyorum. Eksi 1 eşit 0 yaptı. x eksi 1 eşit 0 yaptı. x'i de buradan 1 buldum. Ya y eşittir eksi 2x ya. x'i 1 bulduk ya. y'si de kaç çıktı o zaman? Eksi 2 çıktı. O zaman kesim noktası ne yaptı dostum? x virgül y. Yani x'i 1, y'si de eksi 2 olduğu için buradaki noktayı 1'e eksi 2 olarak buldum. E hocam burası 1'e eksi 2 ise düzgün yazayım. Bazen çirkinlikten anlaşılmıyor. 1'e eksi 2 noktası aynı zamanda bu denklemin üstünde olduğu için bu doğrusunun üstünde olduğu için bu denklemin ne yapmak? zorunda? Sağlamak zorunda. O zaman o denklemi sağlasın dostum. X yerine 1 yazıyorum. 4 x 1 artı K çarpı. Y yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 10 eşit 0 yapmak zorunda. Buradan 4 eksi 2K eksi 10 eşit 0 yapar. Buradan ne geliyor arkadaş? 8 değil. Eksi 6 pardon. Eksi 6 eşittir 2K geldi. Böylelikle K'yı da kaç bulduk? Eksi 3 olarak bulduk. İşte bizden ne isteniliyor? K isteniliyor. Cevap eksi 3 çıktı dostum. Evet zor bir soru mu? Değil. Yani soruyu anlamak için genelde yaptığımız şeyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Şekli çizeceğiz kardeşim. Tamam. Haydi bakalım. Örnekli alttayız. Hmm. Şekil sorusu. Ay. Şekil sorusu. Ne yapacağız şimdi? Bir kere boyalı bölgenin alanını buluruz. Arkadaş ben bunu şu şekilde bulurum. Geometri kullanarak bulurum. Ama şu an sana analitikten anlatacağım. Ama hızlı bir şekilde geometri kullanarak da bulmayı da öğreteyim sana. Şimdi boyalı bölgenin alanını bulmam için. Hocam taban kaç? 5. Tabana ait yüksekliği bulmam lazım. Eyvallah. Ne yaparım burada? Benzerlik var bak 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 benzerlik var ama bir de burada ne var hocam şurada kelebek benzerliği de var da bak şurada kelebek benzerliği de var da kelebek benzerliğinden çıkmayacak büyük ihtimalle çünkü oran yok. E ne yapalım o zaman şuradaki 1'e 2'yi kullanalım e arkadaş o zaman şöyle bir şey yapabiliriz bak şimdi şurası 5 şu yüksekliği bulacağım şuraya bir alfa dersem ki genelde böyle 45 45 93 üçgeni veriliyor işimiz daha kolay oluyor. 45 olsaydı burası x kenarda üçgen çıkacak. A alfadan bete'ye geçiş kaça kaç hocam burası 1 iken burası 2 1'e 2. E burası da beta. Burası da alfa. Alfadan geç, beta'ya geç. 1'e 2. A yazarım. Burası da 2A yazarım. Buraya ne kalır? 5 eksi A kalır. Sonra benzerlikten hop bu bölü bu. Bu bölü 4 derim. A'yı bulurum. A'yı bulduktan sonra taban çarp yüksek bölü 2'den sonuca ulaşırım. Yani bu şekilde verildiği zaman geometri bilgimizi de kullanarak sonuca ulaşabiliriz dostlar. Genelde 45-45 veriliyor. Mesela burası da 2 olmuş olsaydı o zaman burası kaç olacaktı? 4. Hocam 2'ye 2. 45-45 yapar burası. Burası da 45 yapar. Dik çizdiğimiz zaman A ise a olur derdik o zaman. 45 45 90 üçgenler çünkü burası da 45 yapar. O zaman buraya 4 eksi a kalır, değil mi? E 4 eksi a kalır. Sonra şu temel orantıdan hop hop sonuca ulaşırdık. A'yı bulurduk. Taban çarpı yüksek bölü kullanırdık. Ama ben bunu şu şekilde yapmak istiyorum. Hocam ben şunun alanını bulmak istiyorsam taban belli mi? Belli. 5. Tabana ait yüksekliği bulmam lazım. Hocam buradaki nokta x virgül y noktası diyecek olursam şurası x burası y. A şuradaki uzunluk aynı zamanda buraya eşit. O zaman ben buradaki apsi bulursam olay bitti. Yani iki doğrunun kesim noktasındaki apsisi bulmam lazım. O zaman bu doğrunun denklemini yazmam lazım. Eksenleri kestiği yerler de belli. Eksi 4 ve 6. Direkt x bölü eksi 4 artı y bölü 6 eşittir birden. 12 birleşiyor. Eksi 3 ile yapalım. Bunu da 2 ile yapalım. O zaman eksi 3x artı 2y bölü 12 eşittir sıfırdan. Eşittir 12 yaptım yaptı. Bir denklemimiz bu yaptı. Öbür denklemde şu. Hocam x bölü 2 artı y bölü 1 hemen y bölü 1'i yazıyorum. Eşittir 1'den Sayılı bu. 2 ile genişletelim X artı 2 y de eşittir 2 mi yapar? Evet. Bir denklemde bu. O zaman ne yapacağım? 2 bilinmeyen iki 2 denklemi çözeceğim. Hocam şurada çözeyim. Eksi 3 x artı 2 y eşittir 12. Bir tanesi de x artı 2 y eşittir 2 ya. Bunu eksiyle çarp taraf tarafı toplarsam. Çünkü x'i lazım bana. O zaman bak burası ne yapıyor? Kafadan yapıyorum. Eksi 3 x eksi x yapar burası. Eksiyle ile çarptığım zaman. O zaman burası eksi 4 x oldu. Sonra hocam 2 y eksi 2 y yaptı bunlar gitti. Eşittir. Hocam burası da 12 eksi 2 yapar. Yani 12 eksi 2'den 10 yapar. E o zaman burası ne çıktı? Hocam x'i böylelikle 10 bölü eksi 4 buluruz. Yani eksi 5 bölü 2 buluruz. E eksi 5 bölü 2 ise bak x dediğim eksi 5 bölü 2 ise uzunluk 5 bölü 2 çıkar. Yani burası 5 bölü 2 çıkar. E o zaman alanda ne yapar dostum? Alanda ne yapar? Şurayı yazalım. Taban 5. Yükseklik 5 bölü 2. Bak tabana bak. Yüksekliğe bak. 5 çarpı 5 bölü 2 bölü 2. O da 20 25 bölü 4 mi yapar? Aynen öyle. İstersen geometri bilgini kullanarak yap. istersen bu şekilde analitik bilgisini kullanarak yap. Tamamıyla sana kalmış. Aa ben olsam ya hadi ben benim. Ben geometride bir şekilde üstesinden gelebilirim. Ama sizler belki ya benim öğrencimsiniz kardeşim. Gelirsiniz tabii ki her türlü üstesinden gelirsin. Soruya bak. Geometriden daha kolay çıkabileceğini hissediyorsan geometriden yap kardeşim. Bu da analitik geometri. Analitiği yine kullanıyorsun aslında. 2'ye 1 derken buranın 2 buranın 1 birim olduğunu. Buranın da 4 4 birim olduğunu kullanıyorsun zaten. Hem analitiği hem de üçgen bilgisini karıştırıp sonuca ulaşıyorsun zaten. İstediğin şekilde yap. Ama genelde bu şekilde böyle yaptığın zaman kelebek benzerliği yoksa açıya dal. Tanjant alfanın 1 bölü 2 olması ya da alfadan beta'ya geçişin 1 2 olması ya da tanjant alfa kullanımı şeklinde yaparsan daha sağlıklı olacaktır. Yani en azından analitik geometridesin ya tanjantı kullanayım dersin yani. Tamam. Evet geldik örnek 57'ye. Şekildeki dik koordinat düzleminde verilen K ve L doğruları birbirine diktir. Eyvallah. Şimdi burada bir bir verilmiş böyle. Şu biri verilmiş. Bunu kullanacağım. Y ekseni kestiği nokta isteniyor. Hmm. L doğrusunun L doğrusunun Y ekseni kestiği doğru isteniyor. Şurası isteniyor. E arkadaş ne yapacağız burada? Verilen bilgileri kullanalım kardeş. Yani burada ben şunu yapabilirim aslında. Bak şimdi analitikten yapmaya kalksa. Hocam bu doğrunun eğimi belli. İki doğru dik kesiyor ya. Dik kesmesinden dolayı eğimlerden gidebilirim. Eğim nedir? Bu açının tanjantı. Burası kaç birim? 3. Burası kaç birim? 6. M1 dediğim ne yapıyor? Hocam 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 yapar. M2 dediğim ne yapar dik kestiği için? Eksi 2 bölü 1 yani eksi 2 yapar. Bunun eğimi eksi 2 yapar. Bak şimdi şunun eğimini eksi 2 bulduk. Sonra hocam buradaki nokta niye verildi? A bu nokta aynı zamanda bunun üstünde. E o zaman bunun üstündeyse hemen şöyle yaparım. Hocam burası 1 ya. Burası 1 olduğu için bu denklemi sağlar. Bu denklemi yazarım. X bölü eksi 6 Y bölü 3 eşittir 1 derim. Denklemi yazarım. Sonra denklemde X yerine 1 yazarım. Y'sini bulurum. Sonra burası da 1'e bilmem ne gelir. Sonra buradaki nokta belli. Eğim belli doğru denklemini yazarım. Sonra da y eksenini kestiği noktayı bulurum. Ama böyle yapacağına kardeşim. Bak bakayım geometriyi kullan. Kullan geometriyi. Belki geometriden daha kolay çıkacak. Buraya alfa diyelim. 90'larda havada düşüyor. E o zaman burası beta. Ters açıdan beta. Şöyle şekilde büyüteyim. E o zaman burası alfa oldu. Alfa 90'sa burası beta oldu. Ve burası da 90 derece zaten verilmiş bize. Şuranın bir birim olduğunu biliyorum. Dikkat dikkat. Hocam şuradaki üçgende ne var? En sevdiğimiz olay var. Alfadan beta'ya geçiş 1, e 2. O zaman hocam burada da aynı şekilde. Bak şu uzunluk kaç? 7. Şurası da beta değil mi? Evet. O zaman burada da hocam şu uzunluk belli ya. Alfa'dan beta'ya geçiş 1/2 e olduğundan e burası 7 ise 7/2 yapar burası. Yaz buraya 7/2. E sonra hocam buraya da alfa dersem burada da alfa'dan beta'ya geçiş 1/2. E, e o zaman bu iki katıysa 2 katıysa 2'ye böleceğim. O zaman burası da kaç yapar? 7/4 yapar mesela. E yazdık burayı da. Şimdi benden ne isteniyordu? Şuradaki nokta isteniyor. Oo çıktı çıktı çıktı. Çıktı çıktı. Harbiden çıktı. Niye çıktı? Hocam ben buradan da şunu bulurum. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 ya. Bak şuradaki büyük dik üçgene bak. Onu da siyahla göstereyim. Bak 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 bak. Şuradaki siyahla gösteriyorum. Hocam şu üçgende 1 artı 7 bölü 4. 4 kere 1. 4. 7 daha 11 bölü 4 diyeyim burası. Evet. Şimdi ben şuradaki üçgeni şöyle göstereyim. Yeşil de göstereyim istersen. Şuradaki yeşil üçgende ne oluyor? Hocam yeşil üçgende de ne var? Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Alfanın karşısı 11 bölü 4 ise beta'nın karşısı da 11 bölü 4'ün 2 katı. 11 bölü 2 yapar. E ben ne isteniyordu zaten hocam L noktasını y ekseni konstruksiyonu kestiği noktanın ordinatı buradaki noktanın ordinatı e, buraya bakıyorum ki 11 bölü 2 birim yukarıda zaten burası şöyle baktığımda o zaman burası sıfıra 11 bölü 2 yapar ordinatı isteniliyor cevap da böylelikle 11 bölü 2 çıkar yani her zaman da gelip de şunu yapma kardeşim vay efendim ben analitikten yapacağım da şöyle olacak da böyle olacak da varsa alfabete dal kardeşim üçgenden yap yani bu soruyu niye burada sordum e, doğruların kesim noktasından da yapılabiliyor sonuçta oradan dolayı burada sordum. Mı? ben bu seferkini geometriden seçtim. Geldik bir sonraki soruya. Evet son sayfadaki sorular güzel sorular. Bak 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 bak. Bu çok güzel bir soru. Tam ÖSYM. E sordu mu? Sanırım benzerini sordu ya da sormadı. Ben bu şekilde çevirdim galiba. Bak şimdi soruya bak. Dik koordinat düzlemindeki iki doğru içine aşağıdaki A ve B kümeleri verilmiştir. A matematik sorusu hocam. Değil değil matematik değil. A 9x artı 4y eşittir 36 doğrusu ile eksenler arasında kalan bölge. B de 3x artı 4y eşittir Dört doğrusu ile eksenler arasında kalan bölge verilmiş. A birleşim B kümesinin oluşturduğu bölgenin alanı nedir diye soruluyor. E tamam. Bu şunu çizelim arkadaşım. Burada ne yapalım? Buradaki denklemde x yerine 0 yazarsam eğer ne geliyor? 4y 36'dan y'yi 9 buluruz. Y yerine 0 yazarsam eğer o zaman y yerine 0 yazdım 9x 36'dan x'i de 4 bulurum. X'i de 4 bulurum. Sonra öbürüne bakalım. <laughs> Eksenleri kestiği yerleri buldum burada. Öbürüne bakalım. X yerine 0 yazdığımda x yerine 0 yazdığımda 4y eşittir 24'ten y 6 gelir. Y6 geldi. Y yerine 0 yazdığımda da hocam şunun yerine 3x 24'ten x de 8 mi geldi? Evet. Her ikisini de denklemin çizebilirim çünkü burada ne diyor bize? A kümesinden bahsediyor. A kümesi ne demiş? Bu doğru ile hemen A kümesini göstereyim burada. Bak kırmızıyla göstereceğim artık. Gösteriyorum. Gösteriyorum. Nerede? Hocam A kümesinin neresi? Y'yi 9'da x'i 4'te kesen bir doğru. X'i 4'te y'yi 9'da kesen bir doğru. Şöyle bir doğru çizdim. 4 ve 9 diyor ve eksenler arasında kalan bölge diyor. Eksenler arasında arasında kalan bölge işte A kümesindeki nokta kümesi burası. B kümesi ne diyor? Hocam Y6 X8 X8 Y6 hop şu şekilde çizdim. Burası 6 burası da 8 ve bu seferde eksenler arasında kalan bölge bak şurasıymış. İkisinin mi kesişim, kesişim yeri sorulursa eğer A ve B kesişimi sorulursa şurası yapar aslında. Ama bize ne diyor? Bize diyor ki A kümesiyle B kümesinin birleşimi hocam bu kümeyle bu kümenin birleşimindeki oluşan alan şu toplam alan burası değil mi arkadaşlar? Yani yeşil alan artı sarı alan şeklinde işte buradaki alan soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız gençler? Geometriden yapabilirsiniz. Farklı farklı seçenekler var. Yani ben olsam mesela nereden yapalım? Hocam oran bulurum. Oranı şöyle bulurum mesela. Şurada dörde 4, 4 var ya eşitlik. E buradan bir paralel çizelim şöyle. Tamam. Burası 6 ise burası 3 olur. Kelebekteki oranda 9'a 3, 3'e bir yapar. O zaman burası 3K ise burası K olur mesela. E sonrasında 3K, K bulduktan sonra bak şimdi dur. Şuraya 3K ve K buldum ya. E sonrasında burada alan dağıtabilir miyim diye düşünürüm. E burada da oranı da diğer oranlarda bul bulabilirdim aslında ya. Burası 3 müydü? 3'lü. toka oranı 3'e 1'di. O zaman burası 3ense burası da en ya. E burası 4 ense bu orta bandı. Burası da 4'ten çıkar. Yani burası da 3'e 5'e çıktı. Dikkat. 3'e 5'e. Tamam. Burası 3K'ya K, burası da 3'e 5'e çıktı. Sonra alan dağıtımı yaparım böyle. Alan dağıtımı yaparım böyle. K'daki 3K'daki. Evet. Mesela 9'da kalan 9 a ise altta kalan 6A derim. 3K'da kalan kaç? Hocam 15A. K'da kalan 5A olur. Sonra burada kalan hiç şuradaki 3'e 5'i de bulmamız gerek yokmuş. Burada kalan 5A iken işte 4'teki 4'te kalan yine 5A olur. Toplamda 5, 10, e bir de burada 15 var 25. Toplamda 25A var elimizde. 25A isteniliyor diyebiliriz. Hocam buradaki alanda yazdıktan sonra A'yı buluruz olay biter. Bak üçgenden de bu şekilde çıkar. Aslında güzel çıkıyor. Ne? Bir yerde bir oran buldum. Şuradan bir orta taban çizdim. İstersen şurası 3 burası 6 ya. Şuradan da paralel çizebilirdin. Bak hocam burada 3 bölü 9. 1'e 3 oran var. A ise burası 3A. A kelebekte 3A dediğim burası dörtgen. Burası da 4. 3A olur. Kelebekte oran 1'e 3 çıktı. O zaman burası enken burası 3 en çıkar dersin. N'e 3 n bulduktan sonra buna göre alanı dağıtırsın. Başlarsın buradan mesela. Hocam burada 3'ün katı olacak ya burası. Hemen buralara 3A 3A dersin mesela. 3'te 3 üç n'deki 6A ise n'deki 3A yapar. Alttaki 3 ise 3'teki de bilmem ne dersin yine bu şekilde alan dağıtarak gidersin. Ama ben analitikten çözeyim. Uzattıkça uzatıyorum ama size geometrisini de göstermek istedim. Geometriden de bu şekilde çıkar. E hocam ben burada şuradaki kesim noktasını bulursam işim kolaylaşır. Niye? kesim noktasını bulduğun zaman bak şimdi. Şöyle geldim mesela. X virgül Y'deki kesim noktasını bulduktan sonra. Hop şunu da böyle çizdik daha sonra. Aa ben bu üçgenin alanını taban çarpı yüksek bölü 2'den bu üçgenin alanında yine taban çarpı yüksek bölü 2'den bu üçgenin alanını bulurum der. Olayı bitiririz. E, kesim noktasını bulayım. X virgül Y'yi bulmaya çalışacağım. O zaman kesim noktası nasıl bulunur? Hocam elimizde ne var? 9X artı 4Y eşittir. Güzel yazamadım. 4Y eşittir. 36 var. Bir de şu var elimizde. X'leri yor kediyim eksiyle çarpayım Eksi 3x eksi 4y. Eşittir eksi 24 yapar. Taraf tarafa toplayayım. 6x. Y'ler nane oldu. Eşittir. 12 yapar. X'i de kaç buluruz? 2 buluruz. Evet. X'i 2 bulduk. 2 virgül. Herhangi bir denklemde x yerine 2 yaz. Burası 18 yaptı. O zaman 18 artı 4y eşittir 36'dan. Buradan da 4y eşittir 18 gelir. Değil mi? Evet. 18. Y'yi de buradan kaç buluruz? 9 bölü 2 olarak buluruz. 9 bölü 2 olarak bulduk. Şimdi üçgenin alanını bulurken ne yapacağız? Hocam bir şuradaki alan. Buradası 2 ise absis 2. Şu yükseklik kaç yaptı? 2. Y'si de 9 bölü 2 ise burası da 9 bölü 2 yapar. O zaman bu üçgendeki taban 9. 9 çarpı yükseklik 2. 2 bölü 2 artı taban 8 yüksekte 9 bölü 2 8 çarpı 9 bölü 2 bölü 2'den toplam alanı bulurum 9 artı şu şu bölü 4 yaptı gitti 2 yaptı 18 yaptı cevap da böylelikle 27 yaptı dostlar evet sanırım bu yol bu sefer daha kolay oldu ama üçgenden de alan dağıtarak da o da kolay aslında onu da bilmenizi istiyorum sıkıştığınız zaman bu şekilde de yapabilirsiniz evet cevap 27 çıktı hoş bir soruydu bu sefer küme oluşturmuşuz geldik örnek 59'a aa bu soruda çoğu kişi takıldı ya. Güzel bir soru. ÖSYM'nin sorduğu bir sorunun benzeri arkadaşlar. Dikkat! 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 M bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde 0'a 0 noktasından geçen bir doğrunun eğimi M. Sıfır 0, 0 orijin değil mi? O zaman bu doğrunun eğimi de M'se ben bu doğrunun denklemini yazabilir miyim? Yazabilirim. Bu doğrunun denklemi nedir? Direkt Y eşittir MX. Hocam eğim belli, nokta belli doğru denklemini yazayım diyebilirsin. Hani M çarpı X eksi 0, Y eksi 0'dan da Y eşittir MX geliyor zaten. MX eşittir. -y, y geldi mi? Geldi. Ya da direkt orijinden geçiyor hocam. Hiç bunu yazmayalım bile. Direkt orijinden geçiyor hocam. Eğimi de hemse orijinden geçen bir doğru. Y eşittir mx şeklindedir. Bitti gitti. Eğimi de hemse bu. Sıfıra bir noktasından geçen doğrunun eğimi de 3m. Hemen bu doğrunun denklemini yazayım. Eğim 3 emse. 3m çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y. Buradan ne geliyor o zaman? 3mx eşittir y eksi 1 geldi. Tamam tamam. Buradan da doğru denklemde y eşittir 3mx artı 1 yaptı. 3mx artı 1 yaptı. Bir tane doğrunun denklemi de. Öbür doğruya bakalım. Hocam bu sefer de eğim 6m diyor. Eğim 6m ise m çarpı yani 6m çarpı x eksi 1 eşittir y eksi 0 yapacak. O zaman buradan da 6mx artı 6m eşittir Y mi yaptı? Evet. Öbür doğrunun denklemi Y eşittir. 6MX artı 6M yaptı dostlar. E ne diyor bize? Bir dakika ne diyor bize? Düzleminde işte bu doğru olduğu bu doğru. Tamam düzleminde olduğu ve bu üç doğrunun bir noktada kestiği bilinmektedir. Ha, bu üç doğru bir noktada kesişiyor. Arkadaşlar kesim noktası ortak çözümle bulacağım. O zaman ben bu ikisini ortak çözeyim mesela şimdi. Hatta şöyle göstereyim. Şu ikisini ortak çözüm yaparsam ne olacak? Hocam burada burada y yerine mx yazayım mesela. Ya da mx yerine y yazmak daha kolay değil mi? Evet. Gel mx yerine y yaz. ikinci denklemde. Hocam y eşittir mx yerine y yazıyorum bak. 3 çarpı y artı 1 yaptı. O zaman buradan da ne geliyor? Eksi 2'ye bak 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 bak. Eksi 2'ye eşittir. 1 geldi. Buradan da y'yi ne buluruz? Eksi 1 bölü 2 bulur muyuz? Evet. Kesim noktasından şu ikisinin kesim noktasından neyi buldum? Y'nin eksi 1 bölü 2 olduğunu buldum. Peki. Peki. Bir de şu ikisinin kesim noktasına bakayım arkadaş. Şu ikisi daha sade. En azından bu daha sade olduğu için bunu kullanayım. Yani şu ikisinin de kesim noktasına bakabilirim ama ikisi daha karışık olacak. O zaman y yerine mx ya da mx yerine yine y yazayım. O zaman burada da y eşittir mx yerine y yazdığımda 6 6Y. Bak bunun yerine Y yazdım. Artı 6M yaptı. Hocam buradan ne geliyor o zaman? Eksi 5Y eşittir 6M yaptı. E hocam Y'yi de biz zaten eksi 1 bölü 2 bulmuştuk. Gel burada yerine yaz. Eksi 5 çarpı eksi 1 bölü 2 eşittir 6M olduğundan. Buradan 5 bölü 2 eşittir 6M yapar. M de buradan ne gelir? 5 bölü 12 mi gelir? Evet. Zaten bizden M değeri isteniyor arkadaş. Ve değer de ne çıktı? 5 bölü 12 geldi. Sadece bu. Sadece ortak çözüm yaptık. Bak Mesela bu soruda analitik düzlem çizmeye kalkarsanız daha zorlayıcı oluyor arkadaşlar. Hani burada bana şey daha kolay geldi. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazayım. Direkt y eşittir mx geldi. Sonra burada sıfıra bir noktasından geçen eğimi bu olan hemen yazdım bu geldi. Öbürünü de yazdım bu geldi. E üçü de bir noktada kesişiyormuş. O zaman ortak çözüm yapacağım. Ortak çözümü yaptım. Şu daha sade olduğu için iki her ikisinde de şöyle yaptım. Şu ikisinde ortak çözüm yaptım. Y'yi buldum. Sonra bu ikisinde ortak çözüm yaptım. Şu geldi ama y'yi de bulmuştum. Y'yi de yerine yazdım. Dolayısıyla M kendiliğinden çıktı dostlar. Ama işte burada işlem yapmaya çekindiler öğrenciler. Çekindikleri için soru da böyle acayip geldi. Zorlanmışlardı. Ama aslında çok da zorlanacak bir soru da değildi. Evet 59. soruyu da bu şekilde bulduk. Ve sanırım geldik bugünün son sorusuna. Evet şimdi de şöyle bir şey verilmiş. Örnek atmış. D1 ve D2 doğruların kesişme iki tane soru sormuşum. Bir A şıkkı ayrı bir soru B şıkkı ayrı bir soru. Kesişme noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemini bulunuz. E hocam ne var bunda? Kesişme noktasından geçen dediği için... Bu buradan geçen bir de 0'a 0 sıfır noktasından geçen bir üçüncü doğrunun denklemi isteniyor. Ben burada kestikleri noktayı bulurum. Sonra bu nokta belliyken bu noktada belli ya bu iki noktadan eğim bulurum. Sonra eğim belli nokta belli doğru denklemini yazarım. Ama yap bakayım burada ortak çözüm yapmaya çalış bakayım. Ortak çözüm yapmaya çalışırken x'leri yok etmek istiyorsan burayı x8 ile çarpıp burayı 3 ile çarpman lazım. Sıkıntı değil mi? Y'leri yok etmek istiyorsan burayı x9 ile çarpıp burayı 4 ile çarpıp y'leri Yok edebilirsin. Sıkıntı. O zaman soruyu okuyalım. Daha kolay bir şey var mı? Ona bakalım. Bak şimdi soruyu okuyalım. A şıkkında kesme noktası dediği için... Ne olacak? Hocam burada bir ortak çözüm olacak bir kere. Ve orijinden geçen bir doğru dediği için de orijinden geçen bir doğru nasıl bir doğrudur gençler? Y eşittir mx artı c'deki c olmayacak. Aa, o zaman biz bu ikisini ne yapalım? Aynı anda düşünelim. Biz ne yapacağız? Bu iki doğruya ortak çözüm yapacağız. Ortak çözüm yaptığımızda da y eşittir mx artı c'deki sabit sayı olmayacak. O zaman hem ortak çözüm yapalım hem de y eşittir mx şeklinde bir doğru elde edelim. Yani doğru da öyle bir ortak çözüm yapalım ki sabit sayı olmasın. O zaman sabit sayıyı yok edecek şekilde bir ortak çözüm yapalım. Şunu şöyle bir ben kopyalı yapıştır yapayım şöyle bir. Bir dakika kopyaladım. Şuraya da bir yapıştır yapayım. Ha şöyle gelsin. Yazma yazmaya üşendim arkadaşlar. Evet şöyle bir şey. Ben bunda ne yapacağım şimdi? öyle bir ortak çözüm yapacağım ki C'ler nanay olacak. Nasıl bir ortak çözüm yaparım? Hocam yukarıyı 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam olur. 2 kere 3 6x artı 8x 14x yapar. Sonra şuraya dikkat et. 8y artı 9y 17y yapar. Sonra ben bunu 2 ile çarptığım zaman artı 10 yaptı. Eksi 10'lar birbirini götürdü. Eşittir 0 yaptı. İşte doğrunun denklemini bu yaparak. Bu kadar. Yani kesişme noktası dediği için ortak çözüm aklıma geldi burada. Sonra öbüründe de y eşittir mx artı c'deki sabit sayı olmayacak. Orijinden geçen bir doğru dediği için de orijinden geçen doğru y eşittir mx şeklinde olacak. Öyle bir ortak çözüm yapayım ki bu şekilde olsun. Yani y eşittir mx şeklinde olsun. Yani sabit sayı olmasın. Sabit sayı yok. Yani. Ya cevap aratlarında bu şekilde olur ya da y'yi yalnız bırakırlar. Genelde y eşittir k şeklinde yazılıyor ya. Yani 17 y eşittir eksi 14 x olduğundan y eşittir eksi 14 x bölü 17 şeklinde de yazılabilir. Ya da eksi 14 bölü 17 x şeklinde de yazılabilir. Evet a şıkkını bu şekilde bulduk. B şıkkına gelelim. Kesişme noktasından geçen burada ne yapacaksın? Ortak çözüm yapacaksın ve x ekseninde paralel olan diyor. Bak şimdi x ekseninde paralellik nasıl oluyordu? Hocam x ekseninde paralel olan bir doğru şöyle bir doğru. A bu y eşittir k şeklinde olacak. O zaman öyle bir ortak çözüm yapalım ki y eşittir k şeklinde olsun. Yani x'ler nanay olsun. O zaman burada da öyle bir ortak çözüm yapacağız şimdi. X'leri nanay yapacağız. O zaman x'lerin alanı yapan ortak çözüm hangisidir burada? Hocam ben burayı 8 ile çarparım. Alt tarafı da eksi 3 ile çarparım. Yani çarpayım. 24 x artı 32 y 32 y artı 40 eşittir 0 olacak. Sonra eksi 24 x eksi 27 y artı 30 eşittir 0 olacak. Taraf tarafa topladım. Şunlarla ne oldu? Ee, 32 ile eksi 27 y kaç yapıyor? Artı 5 y yapıyor. Artı 70 eşittir 0 yaptı. O zaman 5 y eşittir eksi 70 yaptı. Y eşittir de ne yaptı o zaman? 5'e böldüğüm zaman Eksi 14 yaptı. İşte doğrunun denklemi de y eşittir eksi 14 doğrusuymuş arkadaşlar. Burada da ne yaptık? Çakallık yaptık. Kesim noktasını bulmak zordu. Ortak çözüm yapacağım buradan belliydi. Burada da x ekseninde paralel olan doğruyu bak şurada belirledim. Y eşittir k şeklinde olur dedim. Öyle bir ortak çözüm yapayım ki y eşittir k şeklinde bir doğru olsun istedim. O da x'ler yok edilince oluyordu. X'ler yok edince de şu doğruyu elde ettik arkadaşlar. Evet burada güzel sorularla uğraştık. Hoş sorular gerçekten. Ve bugünü de güzel bir şekilde kapatmış bulunuyoruz ama analitik hala bitmedi ama bugünü kapattık ya bitirdik ya. O zaman şöyle en zevkli kısma gelelim kardeş. 38. güne şöyle bir tik atacağız. Kalemimizi şöyle bir büyütelim. 38. güne gelelim. Ya çok az kaldı. Şöyle tik attık. Sonraki gün bak 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 bak. İki sayfacık varmış. Sonraki günümüz basit. Neyse gelelim şuraya. Nereye geldik? Şuraya geliyoruz. Hocam 38. günde tiki attık. Ödev var mı diye bakıyoruz. Ödev yok. Doğru analitiği 39. günde bitireceğiz. Valla şu haftalık programa bakmayacağım. 19. haftada 37 ve 38 diyor da siz buna çok aldanmayın. Yani doğru analitiği tam bittiği zaman 37, 38, 39. günler bittiği zaman siz 20. haftaya yani 19 ve 20'ye böyle tiki atmış olursunuz. Ben uzun gelir diye video izlemesi 2 haftaya bölmeyi o yüzden yaptım. Maalesef doğru analitiği de bu şekilde yapmak zorundayız. İki haftaya yaymak zorundayız. Evet ikisine birden tik atacağız. O da doğru analitiği bittikten sonra yani 39. günden sonra arkadaşım. Evet bugüne de bitirdik. Güzel soruları yine gördük. ÖSYM'nin bak genelde ne zorladı? Yine ÖSYM'nin sorduğu sorular zorladı. Bunları bilmek zorundayım. Bunları bilmeden ben seni kandırabilirim. Bak her zaman söylüyorum. Kolay soruları yazarım. Aa anladım anladım anladım. AYT sınavına bir girdin. Soruları bir gördün. Elin ayağın titrer. Elin ayağın titrer. Biz buradaki bu çalışmaları yapmasak elin ayağın titrer sınavda. Gerçek sınavda. Titremesin diye ben seni burada titretiyorum. Tamam dostum? E o zaman bu günü de bitirdik. Ne diyoruz? Bir sonraki günde ya yani yani 39. günde. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.